Bugünkü ürün inceleme videomuzda Amazon'da ortalama 2,5 milyon dolarlık aylık bir hacme sahip ve üretim maliyeti ortalama yine 3 dolar olan bir ürünü inceleyeceğim. Bu ürünü ben Alibaba'dan sizin için getirttirdim. Hemen şu an önümde zaten beraber inceleyeceğiz. Paketini öncesinde açmıştım. Beraber inceleyeceğiz, test edeceğiz ve daha sonra teknik analizini yapacağız. Amazon tarafında bu ürünü nasıl satabiliriz? 2,5 milyon dolarlık bir hacmin içerisinde kendimize nasıl yer bulabiliriz? Ve bu ürünü nasıl ürettirebiliriz? Hepsini beraber inceleyeceğiz. Hem fiziki inceleme hem de bilgisayarımdan, ekranından Helium 10 kullanarak teknik inceleme yapıyor olacağım. Şimdi ilk olarak ürünüm burada. Ürün plastik tabii bu şekilde geldi. Paketten aynen bu şekilde çıktı. 3 dolar olduğu için zaten çok da pahalı bir ürün değil. Çok fonksiyonel bir ürün ama malzeme olarak da biraz ucuz ve basit bir ürün. Fakat iş görür. Bu ürün kedilerin su içebilmesi için bir dispenser. Yani yukarıdan musluğundan aşağı doğru suyu veriyor. Sürekli devir daim yapıyor. Kediler için bir eğlenceli su içme aktivitesi diye düşünebiliriz. Şimdi ürünü açıyorum. Şöyle bir bakalım beraber. Ürüne. İçerisinden bir tane şöyle bir kutu çıktı. Bir tane de şöyle bir ayrı bir aparat çıktı. Bir tane kullanma kılavuzu çıktı. İngilizce bir kullanma kılavuzu gayet güzel. Buna çünkü sonuçta insanlar ihtiyaç duyuyor. Özelleştirilebilir bir ürün bu arada. Kutusu no name'di. Beyaz bir kutuydu sonuçta. Ve üzerinde herhangi bir logo gördüğünüz gibi yok. Muhtemelen özelleştirilebilir. İçerisinden iki tane de şöyle vida çıktı. Şöyle ufak vidaları var. Yani bir aparat ne olduğunu bilmiyorum. Bakacağız beraber. Şimdi ilk olarak bir açalım. Bir inceleyelim beraber. Elektrik kablosu. Ben Avrupa sipariş etmiştim. Bunu dikkat edin. Alibaba'da sipariş ederken Amerika uç ve Avrupa uç diye değişiyor. Eğer Amerika uç sipariş ederseniz Amerika'da satarsınız. Ben Türkiye'de bunu test edebilmek için Avrupa uç sipariş ettim. Dolayısıyla siz eğer bu ürünü yaptırırken Amerika'da sipariş edeceksiniz mutlaka Amerika prizi tercih etmeniz lazım. Çünkü bu şekilde prizi müşteriye yollarsanız Amerika müşterisine iade olur. Çünkü bu prizler Amerika'da çalışmıyor. Sadece Avrupa'da, Türkiye'de çalışıyor. Evet, bu şekilde bir filtresi var. Bu şekilde de bir tane musluğu var. Şimdi bakalım nasıl kuruluyor. Kurulum kılavuzunu da inceleyelim. İlk olarak benim birinci adım şu ucu kapatın diyor. Buraya kapatacağız bu şekilde. Ucunu da buraya takacağız. Alttan da şu prizi yerleştirin diyor. Onu da yerleştirin. Evet, şuraya böyle yerleştiriyoruz. Altları kauçuk görüyorsunuz, vakumluyor. Yani suyun içerisine kaymasın diye muhtemelen. Şurada da bir ayarı var. Artı eksi muhtemelen suyun şiddetini belirliyor. Bakın burada hemen artı eksi ayarlarını görüyorsunuz. En dibe çektiğinizde eksi muhtemelen daha az su devir daim yapıyor. Kademe kademe ben en sona getireceğim yüksek bir devir daim yapsın diye. Sonrasında bu prizi buradan nasıl geçireceğiz? Kılavuzumuza bakıyoruz tekrar. Evet, yandan geçir demiş. Üçüncü adım prizi şu şekilde bunu soktuğunuz zaman oturtturuyorsunuz. Hemen şuradan görüyorsunuz böyle yandan priz dışarı doğru çıkıyor. Güzel. Oturtturdum şu an. Sonraki adım su koyun diyor. Su lazım. Su koyacağız içerisine. Su koyduktan sonra çalıştıracağız. Şu tabii elektrik manyetik, elektrikli bir bölüm ama herhalde sorun olmayacaktır. Çünkü burada da o şekilde söylüyor. İçeride kalacak diyor. Sadece kablosu dışarı çıkacak diyor. Ben bir problem olacağını düşünmüyorum. Bakalım inşallah elektrik çarpmaz. 1,5 litre kapasitesi var. 1,5 litre. Elimdeki su da 1,5 litre. Bakalım gerçekten 1,5 litre mi? Onu anlayalım. Ya böylelikle kapasitesini de test etmiş oluyoruz. Çünkü üzerine 1,5 yazıyor ama 1,5 su almazsa müşteri tarafından olumsuz yorum gelir. Alacak gibi sanki. Evet, alıyor ama ben daha fazla doldurmayayım. Bakın çok az kaldı. İçinde de az bir bölüm kaldı. Tam 1,5 alır bence. Çok doldurmayacağım şey yapmasın diye. Hani burası ıslanmasın diye. Şöyle takalım içerisine. Önce bu tabanı oturtmak gerekiyor. Sonra kabloyu şöyle dışarı çıkartmak gerekiyor. Şimdi bu filtreyi anlamadık. Bu filtreyi nereye koyacağız? Bunu unuttuk bakın. Şimdi bakalım kılavuzda. Ha, filtreyi yan tarafa ters tak diyor şu şekilde. Tamam. Tekrar çıkartalım bunu. Evet, bakın şu şekilde filtreyi alıyoruz. Bu şekilde aldıktan sonra şöyle yanlardan direk takıyoruz. Buradaki filtredeki amaç şu, anladım. Bakın bu filtreni tekrar çıkartıp size göstereyim. Üzerinde sünger bir bölüm var. Süngeri görüyorsunuz. Aslında bu suyu pisliklerden arındırmak amacıyla düşünülmüş bir şey. Suyu buradan çekerken, yani alttan çekerken musluk suyu aşağı veriyor. Aşağı verirken su buradan geçiyor. Pislikler, yani mama kırıntıları veya işte toz, kıl, tüy gibi şeyler buradaki filtrede birikiyor. Filtreyi düzenli yıkamak gerekiyor. Bence güzel, mantıklı, akıllıca bir düşünce. Dediğim gibi ucuz ama mantıklı bir düşünce. Üçüncü olmuş.
Evet, ürün hazır. Şuradaki uçlar ne işe yarıyor? Kılavuzumuza bakalım hemen. Evet, bunları da buraya takıyoruz. Böyle hani şık dursun diye. Bakın şöyle metal uçlar buraya şık dursun diye yerleştirilmiş. Bakalım prize takalım. Çalıştıralım. Çalışacak mı? Nasıl çalışacak? Beraber bakalım. Daha sonra bu ürünün teknik analizini bilgisayarımızdan da yapıyor olacağım. Evet, şu an ürünü taktım. Çalışmaya başladı. Süratle çalışıyor. Bir an taşacak diye korktum. En yüksek seviyede çalışıyor. Taşmadı aslında. Tam böyle sınırda. Gördüğünüz gibi su akarken bir yandan da giderden suyu boşaltıyor aşağıya. Sürekli aynı suyu devir daim yapmaya devam ediyor. Güzel. Bence mantıklı. Eğlenceli bir ürün tabii ki. Ve basit de bir ürün. 3 dolarlık bir maliyeti var. Çalıştığı için müşteri bence bundan memnun kalır. Memnun kalmayacağını ben düşünmüyorum. Tabii bunu bir de kediyle test etmek lazım. Muhtemelen kediler de çok sever. Şu şekilde hareketli olduğu için buradan su içeceklerdir. Ama yüksek modda çalıştığında gördüğünüz üzere su çok limite gelmiş. Yani ağzına kadar bakın su doldu neredeyse. Burada belki şu düşünülebilir. Hani biraz daha belki haznesi geniş olabilir. Ya da çalıştırırken bir tık belki düşük modda çalıştığında bir ama fark etmez bence. Sonuçta bu haliyle bile gayet güzel çalıştığını söyleyebilirim. Suyu filtreleyerek sıkı bir şekilde devir daim yapıyor şu an cihaz. Evet, bu ürünün dilerseniz bir de teknik analizini yapalım. Şimdi ben cihazı kapatayım. Bilgisayarımızdan teknik olarak bu ürünü inceleyelim. Bakalım bu ürünü ne kadara tedarik ediyoruz? Amazon'da 2,5 milyon dolarlık bir hacimden bahsetmiştim. Bu hacimde kendimize yer vermek için, yer almak için, rekabetin içerisine girebilmek için nasıl aksiyonlar almak gerekiyor? Gelin beraber bilgisayarından inceleyelim. İlk olarak Amazon'a girdim. Amazon'da ilgili ürünün, yani bu kedi su ünitelerinin ana kategorisine, yani çok satanlarına girdim. Ana kategoriye girdiğimizde, yani bu ürünün sattığı ana kategoriye girip helyum teni çalıştırıp X-ray aldığımızda çıkan sonuç biraz yüksek gözüküyor. 4 milyon dolarlık bir hacim gözüküyor. Ama bu yanıltıcıdır. Çünkü doğru bir sonuç alabilmek için aslında anahtar kelime üzerinden hacimleri ölçmek gerekiyor. Çünkü burada bakın örnek vereceğim. Bizim cihazımızla alakası olmayan ürünler de karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu hacimlere bestseller kategorisinde X-ray çalıştırarak değil, ürünün ana kelimesiyle, ana anahtar kelimesiyle yapacağınız sorgu sonucu ulaşabilirsiniz. Peki bu sonuca nasıl ulaşabilirim? Ben şimdi bu bestseller kategorisi içerisindeyken burada Helium 10 X-ray Keywords çalıştırabilirim ki X-Ray Keywords yeni bir özellik. Daha önceden Chrome Extension, yani bilgisayar üzerinden Chrome üzerinden görüntülenemiyordu. Helium 10'in içerisine girmek gerekiyordu. Şimdi Helium 10'in içerisine girmeden Chrome Extension üzerinden bu X-Ray'i çalıştırabiliyorum. Burada tabii anahtar kelimeleri görüyorsunuz. Bakın kelimeler burada. Cat Water Fountain bir tane kelimesi. Yine burada cat var, pets var ki bu cat ve pets gibi kelimeleri ben çok kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi ilk olarak anahtar kelimelere şöyle baktığımızda birinci kelimenin aylık hacmi 217.449 aranma hacmine sahip. Şimdi bu çok yüksek bir rekabet kelimesi. Bizim bu kelimede rekabet edebilmemiz çok mümkün değil. Çünkü 217.000 kişinin arattırdığı bir anahtar kelimede değil ilk sayfaya çıkmak, ilk 10 sayfaya gelmek bile hayli zordur. Çok kolay değildir. O yüzden benim tavsiyem, benim önerim, eğer bu ürünü Amerika'da satmak istiyorsanız benim önerim bu anahtar kelimeyi hedeflemeyin. Çünkü bu anahtar kelimede yükselerek vakit kaybetmeyin. Daha alt anahtar kelimeleri, daha rekabet edilebilir anahtar kelimeleri hedeflemek lazım. Şimdi onlar nedir? Bakalım. Mesela burada cat fountain kelimesi 52.160 kez insanlar tarafından her ay arattırılıyor. Bakın bu anahtar kelimede yükselmek çok daha kolay. Yani birinci kelimeye göre daha kolay. O yüzden bu kelime rekabet seviyesi orta seviye diyebilirim. Düşük de değil, yüksek de değil. Orta seviye. Peki bu anahtar kelimeye baktığımızda bu anahtar kelimeden ürün alanların sayısı aylık kaç kişi? 3.604 kişi. Şimdi aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Normalde ben eğer 217.000 kişinin arattırdığı anahtar kelimede burada bir rekabet planlaması yapsaydım ki rekabetin içerisine asla giremeyecektim. 14.000 anahtar kelime satışı var bu anahtar kelimeden. Yani bu anahtar kelime üzerinden girip herhangi bir ürünü satın alanların sayısı 14.000. Yani çok aşırı yüksek değil aslında bu hacim göre. Ama aşağıdaki kelime 52.000 kişi, yani neredeyse 4'te 1'i kadar aratılıyor. Ancak satın alma oranı keyword sales daha mantıklı düzeyde. Yani hem rekabet edilebilir hem de satış yaptırabilir bir kelime. O yüzden mantıklı. Şimdi devam ediyorum. Başka kelimeler var mı diye bakalım. Mesela ikinci kelime dog water bowl dispenser. Bu kelime de çok mantıklı. 45.000 aranma hacmi var. Bu kelimeye odaklı bir şekilde satış yapabiliriz. Bütün ürün başlığımızı, ürün açıklama metinlerimizi, reklam planlamalarımızı bu anahtar kelimelere göre kurgulayabiliriz. Bu anahtar kelimenin de keyword sayısı, yani anahtar kelime üzerinden gelen satış adeti 2723 olarak gözüküyor her ay. Yine üçüncü kelimemiz burada. Pet water fountain kelimesi 24.000 hacim. Düşük orta rekabet, çok güzel. 1760 kişi her ay bunu satın alıyor ve bu 24.000 kişiden 1760 kişi, yine oran bence mükemmel. Böyle devam ediyor bakın. Bir kelime daha var. Mesela water fountains for
cats indoor. Şimdi bu kelime çok mantıklı değil. Neden? Birincisi evet 23 bin kişi arattırıyor ama 23 bin kişinin sadece 3 kişisi, bakın keyword sayısı görüyorsunuz değil mi? Sadece 3 kişisi bu ürünü satın alıyor. Yani anahtar kelimenin faydası inanılmaz kötü. Dolayısıyla bu anahtar kelimeyi almamam lazım. İşte burada Helium10'in kıymeti ortaya çıkıyor. Şimdi Helium10'i satın aldığınızda Diamond paketi kullanıyorsanız eğer Diamond pakette bu keyword sayısı yani anahtar kelime satışlarını görebiliyorsunuz. Platinum paketlerde ya da Starter paketlerde bu satış adetlerini göremiyorsunuz. Keyword'ün anahtar kelimenin aylık satış adetini göremiyorsunuz. Görmek istiyorum diyorsanız da Diamond paketi tercih etmeniz gerekiyor. Bu arada hemen ekranımın altında da görüyorsunuz zaten. Helium10'in Diamond paket ve Platinum paket için yıllık satın aldığınızda çok ciddi indirimleri var. %70'e varan indirimleri var. Kısa süreli teklif olduğu için satın alabilirsiniz. Çok da mantıklı. Eğer yok benim bütçem müsait değil, ben aylık paketleri almak istiyorum diyorsanız yine ekranın altında gördüğünüz TUGER50 aylık Helium10 kodunu kullanarak da Helium10'e sahip olabilirsiniz. Ama benim tavsiyem eğer bütçeniz varsa, bu işi sürekli yapmayı düşünüyorsanız yıllık alın. Yıllık %70 bence çok iyi bir tasarruf olduğunu söyleyebilirim. Keyword sayısları görmek istiyorsanız da Diamond paketi tercih etmenizi tavsiye ederim. Şimdi baktığınız zaman yine devam edelim anahtar kelimelere. Mesela diğer anahtar kelime 19.000 aranma hacim var. Yine son 30 günde %23'lük bir hacim artışı gözüküyor. 1295 kişi bu anahtar kelimeden herhangi bir ürün satın almış. Anahtar kelime search volümü yani aratılma sayısı yine rekabet edilebilir düzeyde, yine mantık çerçevesinde yer alıyor. Diğer anahtar kelimemiz de keza yine aynı mantıkta, çok akıllıca bir kelime. Cat food dispenser kelimesi yine bize uymuyor çünkü bu food dispenser değil, water dispenser yani su dispenseri. Dolayısıyla yiyecek olmadığı için bu cat food'u kullanmanızı ben çok fazla önermiyorum. Zaten baktığınız zaman burada kullanılabilecek 2, 4, 5 tane ana kelime var. Bu 5 ana kelimeyi hedefleyerek bir liste oluşturduğumuzda ve bütün lansman çalışmalarımızı kendi markamıza satacağımız bu üründe bu lansman çalışmaları kurguladığımızda bence çok mantıklı bir iş yapacağız. Şimdi ilk olarak en mantıklı kelimemize şöyle bir bakalım isterseniz. İçerisinde hem su geçen hem de dispenser kelimesi geçen ikinci kelimemize bakalım. Benzer ürünler karşımıza çıkıyor gördüğünüz üzere. Ürünün satış fiyatları ortalama $36, $37 değişiyor. Zaten ürünün kalitesine göre farklı bir fiyat politikası izleniyor burada. Bizim ürünümüze yani en çok benzeyen hangi ürün diye soracak olursanız şu metal ürünleri bir kere bence kıyaslamamak lazım. Çünkü bu ürün bir plastikti ve plastik olduğu için şimdi metali almaya gelen kişi plastik ürünü almayacaktır. Yani şu tarz bir üst kalite bir ürün değil sonuçta satın aldığımız. Kaldı ki bu ürünü Alibaba'da araştırın. Bakın mesela $3 ürettiremezsiniz. Muhtemelen $9-10 ürettirirsiniz. Bu fiyata sattığınız zaman da $2 kar eder ya da etmezsiniz. Çok düşük kalır. Ama bizim amacımız düşük maliyetle bir üretim yaratıp yüksek fiyata satmak olduğu için ve karlılığımızı artırmak olduğu için dolayısıyla bu tarz ürünleri çok fazla açıkçası ben tercih etmiyorum. Çünkü rekabet çok üst seviyede. Daha böyle basit. Mesela şu. Görüyorsunuz değil mi? $23 satıyor. Bu ürün muhtemelen bizim ürünümüze aşağı yukarı çok benziyor. Muhtemelen $3 yine maliyeti var. Amazon komisyonları tabii birazdan bakarız ne kadar aldığını. Hatta şu aşağıdan bakalım. Evet şu içine girip bakmamız lazım. İçine girip bakalım ne kadar komisyon oluyor Amazon bu üründen. 23 hatta $24'dan satıcıya ne kadar para kalıyor? Bir anlamaya çalışalım. Hemen şöyle açtığımda gözükecek zaten. 10.19 Helium10 $10.19 bir komisyon alındığını söylüyor. Yani aşağı yukarı $13 seviyelerinde bir para kalıyor. $3 ürün maliyeti, tahmini lojistik maliyeti ürün başına $1 desek aşağı yukarı $9'luk bir kar olduğunu söyleyebilirim. Kötü değil. Bence güzel, fena değil. Yani düşük bir giriş baremiyle elde edilebilecek iyi bir satış oranı olursa en iyi karlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Şöyle baktığımızda bizim ürünümüze benzeyen ürünleri yine inceleyelim. Yine faydalı böyle yine kedilerin ya da köpeklerin kullanabileceği plastik, çok büyük fonksiyonu olmayan, ucuz üretim maliyetiyle oluşturulmuş ürünler. Bakalım şöyle farklı ürünler var mı? Evet mesela burada gördüğünüz gibi bir tane plastik olan ürünü de yine $18.99'a satıyorlar. Bu da 3 litre, bizimki 1,5 litreydi. Bu tabii köpekler için, bizimki daha fonksiyonlu, farklı. Sonuç itibariyle burada ürünlerin satış fiyatı ortalama $24-25 seviyelerinde olduğunu tahmin edebiliyoruz. Peki $24-25 seviyelerinde satacağımız ortalamada cebimize $12-13 kalacak bir ürünü biz Alibaba'da nasıl ürettirebiliriz? Gelin şimdi Alibaba tarafına birlikte bakalım. Şimdi Alibaba'da ben ürünü satın aldığım üreticinin ya yani daha doğrusu numune olarak Çin'den Türkiye'ye getirdiğim ürünün üreticisinin sayfasını inceliyorum. Gördüğünüz üzere ürün bu. Bakın birebir aynı ürün zaten. Plastik. Renkleri değişiyor.
değişebiliyor. Farklı renkler sipariş edebiliyorsunuz. Ben burada tabii ki açık mavi sipariş verdim. Şu an ekranda gördüğünüz kedinin su içtiği ürünü sipariş verdim. Gördüğünüz gibi 3 dolar 47 sente minimum sipariş adeti 100. Yani 100 adet dahi bu üründen ürettirebiliyorum anlamına geliyor bu. Adetler arttıkça 1000 adetin üzerine çıktıkça fiyat da 3.06'ya kadar düşüyor. Pazarlıkta bu 3 dolara kadar düşeceğine emin olabilirsiniz. Ve Verify üretici. Dolayısıyla 11 yıldır bu ürünün satışını yapıyor. Güvenilir olarak gözüküyor. Baktığımız zaman gayet de sipariş verilebilir, güvenilir bir üretici olduğunu söyleyebilirim. Çok yer kaplamıyor. Muhtemelen şimdi bu ürünün ebatı ile ilgili konuşayım. 60-40-40'lık bir koliye 100 adet ürün çok rahat sığacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii 100 olmaz, 80 olur, tartışılır. Şimdi bir adet koli ortalama Çin'den Amerika'ya 60-40-40'lık bir koli. Yoğun sezonda değil bakın. Yoğun sezonda pahalı olur ama yavaş sezonda Ocak-Şubat gibi dönemlerde ortalama 100 dolara Amerika'ya kargosu tutar ve ortalama içerisinde 100 adet ürün olursa da ürün başı lojistik maliyetimiz 1 dolar olur. Hadi diyelim 100 tane sığmadı, 70 tane sığdı. Ne olur? 1.2 dolar ürün başına maliyetimiz olur. Burada toplam maliyetimizi 3.5 artı 1.2 yani 4.7 yani 4.7 dolar olarak düşünebilirsiniz. Ortalama 13 dolar cebimize kaldığı için de 8 ila 9 dolar arasında bir karlılık burada öngörülebilir. Peki burada bu şekilde bir ürünü ben sipariş ettiğimde kendi markamı yaptırabilir miyim? Önemli sorulardan bir tanesi de bu. Çok soruluyor çünkü. Evet, kendi markamızı bu ürünün hem plastiğinin üzerine hem de dış ambalajının dışarısına yaptırabiliriz. Zaten bu üreticiler kendileri burada bunu yapabildiğini açıkça söylüyorlar ve burada üreticiyle iletişime geçtiğiniz zaman, yani şurada mesela Contact Supplier bölümünden üreticiyle iletişime geçtiğinizde üretici bunu çok kolay bir şekilde yapabildiğini, daha önce yaptığı örnekleri sizinle paylaşıyor ve siz de bu duruma göre kendi markanızı ürün ürettirebiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir ürün inceledik. Bence mantıklıydı ve ürünü yakından, daha fazla yakından incelemek istiyorsanız siz de buradan bir numune sipariş edebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Yapmış olduğum teknik analiz biraz anahtar kelime odaklıydı. Diğer ürün incelemelerinden farklı bir inceleme yaptım. Ama ortalama aylık 2,5 milyon dolarlık bir hacme sahip bir pazar içerisinde %1'lik bir varlık gösterebilsek bile çok da iyi bir rakamda ciro elde edebileceğimiz anlamına geliyor. Evet, yorumlarınızı merak ediyorum. İncelememişseniz, farklı ürünler varsa aşağıda yorumlar bölümüne yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.